सलाम मरहबा, मैं हूं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। बहुत ही अच्छी वीडियो और बहुत ही खुशी की बात, क्योंकि टाइफून जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अब सुपरसोनिक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर हमारे पास वीडियो आई है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो फौरन चलाते देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बताया गया। दोस्तार selamünaleyküm. Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olan Tayfun yine harika bir haberle gündem oldu. Saatte 6600 kilometre hıza ulaşarak ses hızının 5 katından daha hızlı şekilde saldırı yapabileceğini gösterdi. Yani bu ne demek oluyor? Artık bir hipersonik balistik füzemiz var. Peki bu ne anlama geliyor? Artık Tayfun ABD'nin ya da Rusya'nın ürettiği en gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından bile durdurulamaz bir mühimmata mı dönüştü? Peki Rusya'nın denemelerini yaptığı, hatta Ukrayna'da bir iki kez de kullandığı Zircon hipersonik füzenin muadili bir füzeye sahip olduk diyebilir miyiz artık? Bugün Türkiye'nin hipersonik hız yeteneğine kavuşmasını konuşuyoruz. Yes. सुपरसोनिक होना बहुत बड़ी बात है। सुपरसोनिक एक स्पीड है जो कि एक ऐसा हथियार बन जाता है आपका मिसाइल या आपकी कोई भी चीज़, जो कि रिडार में भी नहीं आएगी, जो कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो अटैक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड है। अभी आगे देखते हैं अभी क्या बता रहे हैं। Bugün konumuz Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olan Tayfun. Tayfun 500 kilometrenin üzerine menzile ulaşmıştı daha önce. 2300 kilogram ağırlığa sahip bir mühimmat ve 6,5 metre uzunluğu var. Bir balistik füze için çok çok iyi olarak kabul edilebilecek bir hata payına sahip. 10 metrenin altında sapma payı var. Yani isabet oranı çok yüksek. Tayfun füzesi parçacık etkili harp başlığıyla donatıldı ve elektronik harbe karşı yüksek dirence sahip. GPS karıştırmasıyla falan baş edebiliyor. Tayfun'un genel özellikleri bunlar ama son olarak müthiş bir bilgi daha eklendi onunla ilgili. Roketsan, Tayfun'un son atış testinde 6600 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Yani 5 Mach hızını aşmış durumda. Diğer bir deyişle artık Türkiye'nin bir hipersonik balistik füzesi var. Savunma sistemleri için artık Tayfun'u durdurmak çok daha zor. Hatta neredeyse imkansız. Peki hipersonik füze nedir ve ne gibi avantajlara sahip? Bunu bildiğimiz zaman Tayfun'un saatte 6600 kilometre hıza aşmasının ne anlama geldiğini daha kolay anlayabiliriz. Hipersonik füzeler 5 Mach hızdan daha hızlı uçabiliyorlar. Yani maksimum hızları ses hızından 5 kat daha fazla oluyor. Geliştirilen bazı hipersonik füzelerin artık hızlarının 10 Mach'a kadar çıkabildiği iddia ediliyor. Bugüne kadar Türkiye'nin füzeleri ağırlıklı olarak subsonik füzelerdi. Yani ses hızının altında giden füzelerdi. Bunun yanında 2-3 Mach dolayında hıza sahip olan süpersonik mühimmatlarımız da vardı. Hipersonik hızı ilk defa gördük. Peki bu bize ne katacak? Hipersonik hızla vuruş tahmin edeceğiniz üzere savunma sistemleri için kabus demek. Balistik füzelerin çalışma prensibini biliyorsunuz. Fırlatıyorsunuz, önce uzaya çıkıyorlar. Uzayda hedeflerine kadar ilerleyip dik bir şekilde dalışa geçiyorlar. İşte bu maksimum hızları o dik daldıkları sürede görüyorlar. Yani Tayfun hedefe gönderildiğinde dalışa geçince 6600 kilometre maksimum hıza ulaşacak. İşte o hıza ulaştığında karşıda savunma sistemleri için kabus yaşanıyor. Şöyle düşünün. Bugün bahsettiğimiz füze 2300 kiloluk dev bir füze. Ona göre büyük bir harp başlığına da sahip. Ve bu füzenin sapma payı 10 metrenin altında. Elinizde böyle bir mühimmat var ve siz atıyorum adalara operasyon düzenleyeceksiniz. Biliyorsunuz adaların silahlandırılması yasak olsa da şu an Yunanistan ABD'den aldığı sistemleri buralara yerleştiriyor. Ve bunun içerisinde Patriot ve daha önce Rusya'dan aldıkları S-300 sistemleri de var. Bu sistemler operasyon düzenlemeye kalktığınızda size elbette sıkıntı yaşatabilecek sistemler. Ve elimizde az önce saydığım özellikleriyle Tayfun var. Tayfun menzili sürekli yükselen bir füze ama daha fazla yükselmesine bile gerek yok. Şu anki menzille bütün Yunan adaları Tayfun'un menzili içerisinde. Fırlatıyorsunuz ve S-300 ya da Patriot sistemlerinin olduğu noktaya 6600 kilometre hızla dalışa geçiyor. Yani ses hızından 5 kat daha hızlı bir şekilde bu sistemleri hedef alıyor. Sizce o hava savunma sistemlerinin bunu engelleme şansı var mı? Bu sorunun cevabı çok net. Elbette yok. Şu an dünyada hipersonik hızlara ulaşan balistik füzeleri engelleyebilecek bir savunma sistemi yok. Bunun üzerine farklı çalışmalar yapılıyor. Mesela ABD gelen balistik füzeleri uzayda engelleyeceği bir sistem üzerine çalışıyor. Ama henüz bu sistemler olgunlaşmış sistemler değil. Yani biz öyle bir gerginlikte buradan Tayfun balistik füzesini fırlattığımızda karşı taraftaki savunma sisteminin ne olduğunun bir önemi yok. Karşı koyamayacak. İşte o yüzden Türkiye bu konuya ciddi şekilde önem veriyordu. Hatta 2021 yılında bu konu MİT raporuna da girmişti.
girmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı klasik tehditlerin yanında artık odaklanılması gereken yerin hipersonik tehditler olduğunu vurgulamıştı. Türkiye şimdi bu farkındalıkla birlikte yaptığı çalışmaların meyvelerini yemeye başladı. Tabii bu noktada bir şeyi belirtmek gerekiyor. Şu an bahsettiğimiz şey Türkiye'nin hipersonik hızlara ulaşmış olması. Yani biz şu an düşündüğünüz manada bir hipersonik füzeye sahip olmadık. Bizim şu an en güçlü balistik füzemiz hipersonik hızlara ulaştı. Bu ikisi aynı değil çünkü hipersonik silahların tanımlaması yapılırken genel olarak ses hızının 5 katı ve üzeri süratlerde yol alabiliyor olmasına odaklanılır. Bu doğru mu? Evet doğru. Yani bir mühimmata hipersonik diyebilmek için bu hızlara ulaşması gerekiyor. Ama sizin o düşündüğünüz hipersonik silahlar bugün bahsettiğimiz şey değil. Hipersonik silah deyince sizin aklınıza muhtemelen Rusya'nın Zircon adlı füzesi falan geliyor. Ama bizim burada bahsettiğimiz böyle bir şey değil. Aklınıza o gelen füzeler aslında hipersonik hızlara ulaşabilen seyir füzeleri. İnşallah bir gün onlardan da üretiriz ama şu an bizim eriştiğimiz güç o değil. Çünkü hipersonik silahlar yüksek süratten ziyade uçuşları esnasında manevra yapabiliyor olmalarıyla ve aynı zamanda bu süratlere uzay boşluğunda değil de atmosfer içerisinde ya da atmosfer uzay sınırında ulaşabiliyor olmalarıyla ayırt ediliyorlar. Yani bunların esas olayı sesten 5 kat hızlı olmaları değil. Bunların esas olayı balistik füzeler gibi belli bir güzergahı takip ederek gitmemeleri ve manevra yapabiliyor olmaları. Az önce bahsetmiştim ya hani ABD balistik füzelere karşı uzayda engelleme gibi bazı sistemler üzerinde çalışıyor diye. İşte onların söz konusu olabilmesinin sebebi balistik füzelerin belli bir güzergahta ilerlemesi. Yani zaten balistik ismi de oradan geliyor. Şöyle düşünün. Havaya doğru ateş ediyorsunuz tabancayla. O mermi nasıl biraz yükseliyor? Sonra belli bir yükseklikte kısa bir süre ilerliyor. Sonra düşmeye başlıyor. Balistik füzelerin hedefe ilerleme şekli de bu. İşte o yüzden uzayda ilerledikleri süreçte engellenebilecekleri düşünülüyor. Kısmen de olsa olgunlaşmış sistemler de var. Ama sizin düşündüğünüz Zircon gibi sistemlere engelleme yapmaları imkansız. Bunları fırlatıyorsunuz, bildiğiniz seyir füzeleri gibi ilerliyorlar. Ama seyir füzeleri gibi yere yakın gitmiyorlar. Uzay sınırına yakın, atmosfer içinde ilerleyerek manevralar yaparak hedefi imha ediyorlar. Manevra yaptıkları için de engellenmeleri imkansız oluyor. Ha Türkiye bu teknolojiye henüz ulaşamadı ama dünyada da bu teknolojiye tam anlamıyla ulaşabilen yok. Mesela Rusya Zircon'u bir iki defa Ukrayna Savaşı'nda kullandı. Bunlar da ilk kullanımlar ve dünyadaki ilk örnekler. Dünyada bu iş yaygınlaşmadan biz de böyle bir teknolojiye sahip olursak çok güzel olacak. Ama şu an eriştiğimiz şey balistik füzemizin hipersonik hızlara ulaşması. Ki bu da aslında çok yaygın bir durum. Çok ciddi süratlerin balistik füzeler tarafından yakalanması. Özellikle kıtalar arası balistik füzelerde neredeyse 50 yıldır olan bir şey. Mesela bildiğiniz füzelerden birkaç örnek vereyim. ABD'nin kıtalar arası balistik füzeleri olan Peacekeeper saatte maksimum 20 Mach sürate ulaşabiliyor. Minuteman ise saatte 30 Mach maksimum hıza ulaşabiliyor. Yine Rusya'nın kıtalar arası balistik füzesi olan Topol 22 Mach maksimum hıza ulaşabiliyor. Çin'in DF-41'i ise 25 Mach maksimum hıza ulaşıyor. Yani balistik füzelerde bu hızlara ulaşmak çok şaşılacak bir durum değil. Türkiye bu kazanımı elde etti şu anda. Tabii bu kazanım önemli bir kazanım. Yani aldığımız haber önemsiz demiyorum. Tayfun balistik füzemizin engellenemez hale geldiğini gösteriyor. Sadece Rusya'nın Zircon füzesinin hipersonik oluşuyla Tayfun balistik füzesinin hipersonik kabiliyete erişmesi aynı anlama gelmiyor, onu bilin. Zaten dediğim gibi Zircon tarzı hipersonik sistemler üzerine çalışan ülke sayısı çok az. Hatta dünyada gerçek anlamda böyle projeler yürütebilen 3 ülke var şu anda. ABD, Rusya ve Çin. Rusya diğerlerinden oldukça önde bu konuda. Ama dediğim gibi hala tam anlamıyla operasyonel olmuş bir hipersonik füze örneği onlarda bile yok. Yani kısaca özetlemek gerekirse Türkiye, Tayfun'un son testiyle birlikte hipersonik hızı ilk defa görmüş oldu. Artık Tayfun en gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından bile engellenemez. Bu haber özellikle ABD'nin bölgemizdeki düşman ülke ve örgütleri sınırsızca silahlandırdığı bir dönemde ekstra bir öneme sahip. Operasyonlarda bize en çok sıkıntı çıkarabilecek meselelerden biri hava savunma sistemleri olacak. Şimdi Tayfun'la o sistemlerin imhası çok daha kolaylaştı. Tabii ki Tayfun sadece hava savunma sistemlerine karşı kullanılmayacak. Düşmanın en kritik askeri noktaları bu füzeyle yerle bir edilecek inşallah. Wow. Allah'a emanet. Maşallah. Amazing. Subscribe. Wow. Maşallah. Hey maşallah. बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत खुशी हुई सोच के कितने खतरनाक वेपन्स बन रहे हैं और वो ऐसे वेपन्स हैं जो दुश्मन जो है सोच भी नहीं पा रहा कि ऐसा भी तुर्की कर सकता है. और बहुत से लोग हमें भी कहते हैं कि तुर्की में सब सिर्फ बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, लेकिन ये सब कुछ होता है और हम लोग उसको विटनेस भी करते हैं. और मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि तुर्क लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसके गवाह हम लोग हैं क्योंकि हम रिएक्शंस कर रहे हैं. हमने बहुत सारी सिर्फ बातें सुनी थी
उसके बाद फिर प्रोटोटाइप आया, फिर वो लॉन्च हो गया, आज वो चीज़ें हमारे सामने हैं। तो बहुत ही खुशी की बात और बहुत ही अच्छी बात, और दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया वाकई में। थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसको ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को शेयर किया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hold up.